Abi problem bu yol. Toz. Mahvolduk. Ne sulanıyor, ne ilgilenen var. O kadar söylüyoruz. Kimse dinlemiyor. Abi yolların yapılmasını istiyoruz. Yani bu yolu bir yapsınlar ya artık ya. Tozdan oturulmuyor. Ne yemek yeniyor, ne dışarıda oturuluyor. Bu sıcakta hep içeride mi kalacağız? Öyle bir şey olur mu ya? Yeter artık. Gerçekten yeter. Bütün yaz ya toz yutmaktan mahvolduk ya. Ne yemek yiyebiliyoruz dışarıda, ne kahvaltı yapabiliyoruz. Yani nehre mi gidip oturalım? Sulama yok, sulama. Aradaki sokaklar, geçilmeyecek sokaklar hepsi asfaltlı. Arkadaş burası otoban yolu. Oraya bir levha koyulması lazım. Dur diye yavaş. Sanki cezalı gibi ya. Bak bu şunu da söyleyeyim. Ben 4 çocuk babasıyım, 2 torun sahibiyim. Hiçbir çocuğum bir parkta yaşamadı. Biz sokaklarda büyüdük. Burada kaç tane hane var? 70-80 tane. Aşağısına gitseniz bir şey 70-80 tane, alsan 200 tane hane. 2 çocuktan 400 çocuk yapar. Benim torunlarım aklı yok mu bir parkta oynasın? Park yeri var, birası bir. Orası iki, orası... Tüm yağmur suyu bir, iki, üç, dört eve geliyor. Burası sanki nehir. O kadar söyledim, yapacağız dedim Allah için. Allah korkusu yok mu sizden? Bütün bu sular, bu yağmur suları... Abi şöyle bak, sanki burası sarılmaz ya. O kadar yokuş olur mu? İndir şu yolu abi. Çünkü niye seni gördü diye. Sıkıntımız yolun yapılmasını istiyoruz. Çok toz çıkıyor. Dışarıda oturamıyoruz. Çamaşır seremiyoruz. Pencere açtığımızda bütün tozlar içeriye. Yani ne diyeyim daha en, yani çok sıkıntı yaşıyoruz bu tozdan dolayı. Yani her yer yapılmış. Geçilmeyen yollarda yapılmış. Burası işlek bir yol. Otobana çıkıyor. Yapılmamış. Yapılmasını istiyoruz. Burası Şarkınok Mahallesi Aytunköy Caddesi. Sokağı görüyorsunuz. Kanalizasyon yapıldığını söylediler. Kanalizasyondan çok hamam böceği var, toz var, taş var, toprak var, çukur var. Burada çocuklar oynuyor. Biz burada yemek yemiyoruz, kahve içemiyoruz. Balkonda oturmayacağız da nerede oturacağız biz? Biz buranın insanları değil miyiz? Biz bu Türkiye'de biz yaşamıyor muyuz? Ben anlamıyorum. Burada bir sürü çocuk var. Burada bütün herkes toz altında kalıyor. Evlerde astım hastaları var. Her gün hastaneye gidiyorlar bu korona vaktinde. Böyle şey mi olur? Hayır, sanki çok böyle dünyanın atılmış bir köşesinde yaşıyoruz ve biz belediye seçimlerine gitmiyormuşuz gibi davranıyorlar. Yani 25 yıldır ben burada oturuyorum. Benim çektiğim şey hep aynı. Yani hiçbir şey değişmedi. Fen İşleri Müdürlüğü'nden ben de şikayetçiyim. Ha. Buraya sanki bir sınır çizmişler. Burası sanki kara ağacın dışıymış gibi. Buraya hizmet vermiyorlar. Burası Ali Tunkaya Caddesi'nin devamı, ana yoldur. Otobana çıkıyor. Buraya hizmet yok. Hatırı sayılır kişiler ara sokakta oturuyor. Onların yolları yapılıyor. Buranın yolu yapılmıyor. Bir sanki sıkılıyor. Sıkıldığı zaman daha önce ölüyordu ama şimdi sanki yere sıkmıyorlar ki. Yolun aşağı yukarı yarım metre yüksekliğinde bir kanal var. İşlem görmüyor. İşlem dışı. O defalarca gittim söyledim bu kanalı çekin şeyler de köprüler yüksek arabalar hop kalkıp hop oturuyor şeyi geçtiğimiz zaman. Defalarca bunu dile getirmemize rağmen bu şey giderilmedi bu sıkıntı. Ben de şikayetçiyim buradan. Ben buradan sürekli bizim arabalar gidip geliyor. Şurada gider yapıldı. Giderin üstüne eski asfaltın üzerine tekrar asfalt dökmediler. Hepsi yamuk yumuk. Parke döşeceğiz dediler. Parke döşenmedi. En son gittik muhtara da söyledik, belediye de söyledik. Buraya dedi tekrar asfalt dökeceğiz. Yalnız yamayı kapatmak için onu da yapmadılar. Yoldan geçerken bu demir her gün bir tane teker patlatıyor. Bunu yapmaktan üşendiler.